Yani yargılamanın başından beri ifade ettiğimiz husus aslında hukuk dışı bir şekilde alıkonulan, fiziki ve sosyal davranışlarla şiddete maruz bırakılan bir çocuk açısından bakıldığında işkence suçunun oluştuğudur. Biz savcılığa yaptığımız suç duyurusu dilekçesi içeriğinde sonraki aşamalarda savcılık makamına ve mahkemeye ve yapmış olduğumuz yazılı başvuruların tamamında aslında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler anayasanın 17. maddesinin açık bir şekilde işkence suçunun mutlak bir şekilde yasakladığını, mağdur çocuğun insani açıdan mağdur çocuğun kötü muamele diye tarif edebileceğimiz işkence insanlık dışı kötü muamele yasağını ihlal edici şekilde şiddete maruz bırakıldığıdır. Savcılık makamı özellikle soruşturma aşamasında işkence suçu tanımı üzerinden bir yargılama faaliyetine başvurmadı. Özellikle 3 polis memurunun tutuklanmasından sonraki süreçte 2 polis memuru hakkında verilen yakalama kararı, sonraki aşamada 2 polis memurunun serbest bırakılması, akabinde hazırlanan iddianame ile polis memurlarının ayrıcalıklı bir şekilde yargılama usullerine tabi tutulduklarını, yargı makamları tarafından korunaklı bir şekilde serbest bırakılmaların amaçlandığını bize gösterdi. İddianame kapsamında sadece kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yönünden bir suçlama isnat edildi ve sanık polis memurlarının cezalandırılması talep edildi. Halbuki sanık polis memurlarından 3'ü soruşturma aşamasında kasten görevin gerektirdiği nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle insan yaralama suçundan tutuklanmışlardı. Ve bu 3 polis memuru hakkında ki tutuklama kararı kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yönünden verilmedi ve Suç Ceza Hakimliği tarafından aslında bu tutuklama talebi bu suç yönünden reddedilmişti. Fakat savcılık hazırladığı iddianamede sadece kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yönünden bir cezalandırma talep ettiği için aslında savcılık makamı iddianamenin kabulüyle birlikte polis memurlarının bu suç yönünden soruşturma aşamasında serbest bırakılmalarından ötürü mahkeme tarafından serbest bırakılacaklarını, tahliye edeceklerini öngörmüştü. Fakat Lice Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin Diyarbakır Barosu olarak bizim talebimiz doğrultusunda işkence suç tanımına yer verilmemesinden ötürü olarak iadesine karar verdi. Savcılık makamının itirazı sonrasında mahkeme iddianameyi kabul etmek zorunda kaldı. Fakat tensiple yine aynı şekilde işkence suçundan yargılamanın yürütülmesi gerektiğini belirterek Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girdiğini ifade etti ve görevsiz karar verdi. Bununla birlikte de tutuklu olan polis memurlarının tutuk halinin devamına karar verdi. Fakat Diyarbakır Bir Ağır Ceza Mahkemesi savcılık makamının soruşturma aşamasında işkence suçunun tanımına yer verildiği ölçüde delillere ilişkin araştırma yapmadığını, mağdur çocuğun anlatımlarının tek başına sistematik ve belli yoğunluk düzeyinde işkenceyi içerir şiddet eylemlerine yer vermediğini ifade ederek bu yargılama kapsamında işkence suçu yönünden yargılamanın yapılmasını gerekli olmadığını ifade ederek görevsizlik karar verdi. Şimdi dosya kapsamı kül halinde bakıldığında aslında yargılamanın başından itibaren savcılık makamının hazırlanmış olduğu iddianame ile dosyanın geldiği aşama itibariyle polis memurlarının bir an önce serbest bırakılmasını, aklanmasını veya daha az cezayı alarak mevcut pozisyonda eyleme uygun suç tanımı üzerinden yargılanmaması için pek çok katmanlı bir şekilde kararlar alındı ve süreç takip edildi. Bu kendi içerisinde esasında bir cezasızlık politikasının gereğidir. Faili kolluk görevlisi olan yargılamalarda geçmişte ve bugün gördüğümüz üzere esasında faili kolluk görevlisi olan dosyaların tamamında ayrıcalıklı bir yargılama usulü uygulanıyor. Koruma tedbirlerine başvurulmuyor. Yargılamanın sonuçsuz bırakılacağı noktasındaki endişe, kaygı kendi içerisinde yok sayılıyor ve netice itibariyle polis memurlarının yargılandığı dosya kapsamında esasında aklayıcı bir takım kararlar verilerek süreç sabote ediliyor ve hukuka uygun olmayacak şekilde yargılamalar neticelendiriliyor. Bu dosya kapsamında polis memurlarının işkence suçu yönünden yargılanması gerekirken sadece kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yönünden yargılamalarına devam etme noktasında verilen görevsizlik kararı ve bu noktada verilen tahliye kararı esasında kendi içerisinde hukuksuz, işkence, insanlık dışı kötü muamele yasağının ihlal edici boyuttadır. Şimdi 1990'lardan bugüne kadar zorla kaybettirme vakaları, işkence vakaları, yaşam hakkının ihlal edici vakaların tamamında esasında faili kolluk görevlisi olan veya delil tespiti, faillerin tespiti, yargılanma ve bu noktada eyleme uygun suç tanımı yönünden yargılamaların neticelendirilmesi noktasında yargı makamlarının bir pasif hali mevcuttur. Bu pasif hal kendi içerisinde yargı pratiği üzerinden bakıldığında aslında ayrıcalıklı bir yargılama usulü üzerinden faillerin korunduğunu, eyleme uygun suç tanımı üzerinden faillerin yargılanmamasını, daha az cezai yaptırımlara maruz bırakılmasının kendi içerisinde yargılanmanın caydırıcı unsuru veya alınan mahkumiyet kararının caydırıcılığının önüne geçildiğini bizlere göstermektedir. Bu durum kendi içerisinde yapılan, yani fail konumunda bulunan polis memurlarının eylemlerinin meşruiyet kazanmasına da sebebiyet vermektedir. Yargı makamlarının aslında onarıcı adalet ilkesi kapsamında failin kim olduğuna bakılmaksızın yargılamanın bir bütünen hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini, eyleme uygun suç tanımı yönünden yargılamanın yapılmasını ve bu noktada da deliller üzerinden vicdani kanaatlerine göre karar vermelerini biz beklemekteyiz. Fakat dosya kapsamları, delil içerikleri, mağdur anlatımları kendi içerisinde yok sayılarak faillerin kimliğine bağlı olarak yargılama usulleri belirlenmekte. Alınan kararlarda bu noktada yargılamayı sonuçsuz bırakmaktadır. Bu bir bütünen aslında 90'lardan bugüne cezasızlık politikasının bugüne kadar geldiği aşamayı bizlere göstermektedir. Biz bir an önce onarıcı adalet ilkesi kapsamında faillerin kim olduğuna bakılmaksızın yargılama süreçlerinin adil, hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğü yargılama süreçlerini takip etmek istiyoruz. Bu noktadaki beklentimiz esasında eyleme uygun suç tanımı yönünden faillerin yargılanması, haklarında koruma tedbirlerinin uygulanması ve yargılamanın adil ve adalete erişim noktasında hiç kimsede tereddüt oluşmayacak şekilde yürütülerek neticelendirilmesidir. Diyarbakır Bir Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar sonrasında yargılama Lice Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülecek. Biz aslında yargılamanın bir bütünen etkin olmayan yargılama süreçleri üzerinden yürütüldüğünü ve bu noktada işkence suçunun unsurlarının oluşmasına karşın farklı suç tipleri yönünden yargılamanın yapılmasına karşı savunmalarımızı geliştireceğiz. Mahkemeden aynı şekilde görevsizlik kararı vermesini, işkence, insanlık dışı kötü muamele yasağını ihlal edici şiddet içerir eylemlerinin doğru suç tanımları üzerinden yargılamaya dönüşmesini ve alınacak olan kararın da mevcut delil durumu itibariyle polis memurlarının cezalandırılması noktasında olması gerektiği noktasında çabamız, mücadelemiz sürecektir.